Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Örgütü son dönemde sıkça gündeme gelen denize kanalizasyon akıtılması konusuyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Sorunlar hakkında gerekli idari takibatın yapılması için müracaatımızı yaptık. CHP İl Başkan Yardımcısı Şükrü Kumbasar, Samsun Valiliğine İl Hıfzı Sıha Kurulu ve İl Mahalli Çevre Kurulu'nun acil olarak toplanması talebinde bulunduklarını söyledi. Dün itibariyle özellikle bu işin sorumlularının bir an önce ortaya çıkarılıp gerekli takibatın yapılması için de valiliğimize dilekçemizi sunduk. Bugünkü basın açıklamamızın konusu da aslında tam da bu. Ama aynı zamanda da sizlerin aracılığıyla Samsun kamuoyunu bilgilendirip valiliğe verdiğimiz dilekçelerin takibinde olduğumuzu kamuoyunda, sizin aracınızla kamuoyunda bilgilendirmekti. Kumbasar, Saski tarafından içme suyuna fahiş zam yapıldığını belirterek, zam yapma konusunda çok becerikli ve atik olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin kanalizasyonunu yönetmekten acziyet içinde ifadelerini kullandı. Zam yapma konusunda çok becerikli ve atik olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin kanalizasyonunu yönetmekte acziyet içerisindedir. Samsun'a turizm kenti yapma iddiası ile yönetime gelenler, ilk 100 yıllık günlük icraatları ile en turistik ziyaret noktamız olan liman içi, Atakum sahillerimiz kanalizasyon atıkları ile doldurularak turizm konusunda ne kadar iddialı olduklarını ortaya koymuştur. Saski'ye yeni yapılan atamaları da eleştiren Kumbasar, Saski'nin Samsun'u tanımayan, Samsun halkına gönül bağı olmayan, yukarıdan atanan ithal bürokratlarının beceriksizliği, işbilmezliği ve sorumsuzluğu nedeniyle denize, plajlara ve ırmaklara kanalizasyon ya da atık su boşaltılması, çevre kirliliğinin yanı sıra halkın sağlığını tehlikeye sokuyor şeklinde konuştu. Maalesef Saski'nin ithal bürokratları Samsun halkının sağlığını tehlikeye atmaktadır. Saski'nin Samsun'u tanımayan, Samsun halkına gönül bağı olmayan, yukarıdan atanan ithal bürokratlarının beceriksizliği, iş bilmezliği ve sorumsuzluğu nedeniyle yağmur kanallarına, denize, plajlara, Mert Irmağı'na doğrudan kanalizasyon ve atık su boşaltması nedeniyle çevre kirliliğinin yanı sıra halkımızın sağlığı da tehlikeye sokulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi hem genel merkezde Sayın Genel Başkanımız hem il örgütlerimiz olarak üstünde durduğumuz ve altını kalın çizgilerle çizdiğimiz liyakat konusunda tam da bu noktadaydı işte. Liyakattan kastederken biz kayırmanın ötesinde iş bilen, yeteneği olan, becerisi olan, bu anlamda eğitim görmüş insanların iş başında olmasıyla özellikle kent yaşayanların sağlıklı bir kentte yaşama olanağına kavuşacağının altını çizmeye çalışmıştık. Ama bizim liyakatımızdan çok da bir şey anlamış değildi.